Merhaba arkadaşlar, bu videomda size hazırladığınız bir videoda gürültü gibi, hışırtı gibi ya da istenmeyen inşaat gürültüsü gibi sesleri nasıl yok edebilirsiniz onu göstereceğim. Örnek olarak kendi hazırladığım bir videomu kullanacağım. Burada MP3 olarak daha önce bu videomun sesini temiz olarak hazırladım. Videom ise orijinal sesiyle kayıtlı. Şimdi bunu Audacity'ye aktarıyorum. Burada bu ses dosyasını nasıl temizleyebileceğimizi göstereceğim. Önce tüm dosyayı seçiyorum. Sesi biraz daha gür çıkması için arttırmak için etkiler normalleştir diyorum. Burada tepegenliği şuna normalleştir bölümü seçili. Eksi bir desibele ayarlı. Tamam diyorum. Bu şekilde dosyamı hazırladıktan sonra klavyenin kontrol tuşuna basıp mouse'un topuyla şöyle görünümünü daha yakına getiriyorum. Bu konuşmalarımın arasında kalan bu bölüm, bu bölümde devamlı bir hışırtı, bir cızırtı gibi bir ses oluşuyor. Kayıt yaptığım oda yalıtıma sahip olmadığı için böyle bir yankı oluşuyor. Ben de bunu temizliyorum öncelikle ve etkiler gürültü azaltma diyorum. Burada gürültü azaltma 12, duyarlılık 9 ve frekans 3'e ayarlı. Gürültü ise azalt seçeneği seçili. Gürültü profilini getir diyorum. Gürültü profilini hafızasına alıyor. Seç diyorum. Hepsini seçiyor dosyanın ve tekrar gürültü azaltma deyip OK tuşuna basıyorum. Seçtiğim alanda örnek olarak verdiğim gürültüyü Tüm ses dosyasında temizliyor. Bu sesi dinliyorum. Eğer yeterli gelmezse ki çoğunlukla yeterli gelmiyor. Ben yine bu şekilde seçiyorum. Yaptığım işlemi bir kez daha tekrarlıyorum. Gürültü azaltma dedim, profili getir dedim. Seç etkiler gürültü azaltma. Tekrar bir kez daha o kalan gürültüyü de temizlemesini sağlıyorum. Bu şekilde dosyamı hazırlıyorum. Siz konuşurken böyle bir alanda herhangi bir insanın çıkardığı bir ses olabilir, bir inşaat sesi olabilir. Onu da yok etmek istiyorsanız bozuk olan o bölümü seçiyorsunuz bu şekilde etkiler gürültü azaltma işlemini tekrar ediyorsunuz. Böylece bu gürültü azaltma işleminde gürültü profilini getir dediğimizde o örneği programa vermiş oluyoruz. Diyoruz ki bu örnek yani böyle bir ses varsa diğer yerlerde de bunu temizle diyoruz. Ve bu işlemi bir kez daha tekrarladığımızda o istenmeyen o sesi de temizlemiş oluyoruz. Dosyanızı tamamen temizledikten sonra dosya dışa aktar mp3 olarak dışa aktar diyorum ben. WAV wow olarak da aktarabilirsiniz programın o seçeneği var. Sev dedikten sonra istediğiniz alana bu dosyayı kaydediyorsunuz. Daha sonra ben Kedian Live programına geçiyorum. Kedian Live'da bu videomu şöyle aktarıyorum. Videomu bu alana getirdiğimde videom kendi orijinal gürültülü sesine sahip. Hemen sağ tuşla klipleri gruptan çıkar diyorum ve bu sesi buradan siliyorum. Ve tekrar kaydettiğim o temiz sesi bu alana getiriyorum. Ve şöyle onu videomun altına eşleştiriyorum. Daha sonra istemediğim alanları tek tek silerek Cadian Live'da video düzenleme işlemine devam ediyorum. Cadian Live'da efektler bölümünde ses bölümünü seçerseniz birçok ses e, ses efektleri var. Çoğunu kullanmadım, ihtiyacım olmadığı için. Şu ses anahtar kareleştirilebilir, sesi kapat, bunu kullanıyorum. Yine bu ses dosyasında Silmek istediğiniz bir alan varsa Shift R tuşuna basıyorsunuz. Şöyle o alanı seçiyorsunuz. Bu bölümü seçtim bakın. Sesi kapat. Şöyle diyorum ve bu alandaki sesi kapatıyorum. Böylece bu istenmeyen sesi de burada böyle kapatabiliyorum. Yalnız gürültü gibi olan sesleri Audacity'de temizlemeniz daha sağlıklı olacaktır. Burada Audacity'de onu pek ben diğer ses efektlerinde kullanmadığım için henüz o konuyu bilmiyorum. Bu nedenle sesi istemediğim bölümlerde bu şekilde kapatabiliyorum. Yine ses anahtar kareleştirilebilir var. Onu da bu şekilde uyguladığınızda bu kazanç bölümünü arttırıp azalttıkça sesi çoğalmasını ya da azalmasını sağlayabiliyorsunuz. Herhangi bir yerde sesin azalmasını istiyorsanız oraya bir anahtar kare eklersiniz ve o sesi isterseniz arttırıp isterseniz azaltabilirsiniz. Arttırdığınız zaman bakın şöyle mavi bir şekilde sesin azaldığını görebilirsiniz. Dinlediğinizde bunu göreceksiniz. Bu da diğer bir ses e, ses efekti. Yine burada kazanç var. O da aynı şekilde çalışıyor. Kazançta da direkt dosyada sesi arttırmak ya da azaltmak için kullanabiliyorsunuz. Fade in fade out bölümü var seste de yine. Şöyle fade in dediğinizde o videolarda kullandığımız gibi başlangıçta ve sonda şöyle yakına getireyim biraz. Başlangıçta ve sonda sesi kısmak ya da açmak için de kullanabiliyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.